to you. Fuck, take you to get it on your own. Let's go deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop. Merhaba arkadaşlar, EZX Vlog YouTube kanalından herkese merhabalar diliyorum. Bugün size yurt dışından özel getirttiğim kaskımı tanıtacağım. İçerisinde ne var? HCC ya da HGC Alpha 11 modelinin Deadpool dizaynı var. Onu tanıtacağım size. Şu an kutu açılımı yapacağız. Açalım bakalım içerisinde neler varmış. İlk defa tanıtım videosu çekiyorum ve biraz zor bir yerden başladık. Kameraman Burak bu arada. yukarıdan alsana. Kardeşim bir zahmet ayağa kalk da. Şimdi kutu içeriğinde bir adet kask, malum kask aldık. Bir tane pinlock. Bu işte bizi buğulardan koruyor. Buğu yapması, vizörün buğu yapmasını engelliyor. Bir adet de güneş vizörü var. Bu kutu içeriğine dahil. Yani siz bu kaskı, HCC kaskını aldığınız zaman, Alpha 11 modellerinde var, diğerlerinde var mı bilmiyorum. Bu kaskı aldığınız zaman içerisinden bir adet saydam vizör, normal gündelik kullanım için, bir adet de güneş vizörü çıkıyor. Yani kutu içeriğinde olması ayrıca güzel. Bunun büyük ihtimal bizden parasını alıyorlar ama yine de insan mutlu olmuyor değil yani arkadaşlar. Kaskımız burada. Kaskın kılıfı da çıkıyor içerisinde. Hani daha sonra sağa sola taşımak isterseniz o şekilde taşıyabilirsiniz kılıfıyla beraber. Şu kutusunu ben şuraya atayım. Daha sonra içerisinden aynı zamanda bir adet manueli çıkıyor. Ve bir adet de nesi varmış bakalım. Bu manuel. Bu da manuel. Evet, iki tane manuel çıkıyor. İçerine sonra bakarız. Heyecanlı mısın? Evet arkadaşlar. Kaskımız bu. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. Buy it, pay you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, the box stayed still. Go hard, then bitch you with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker want to hit you dead. Damn right, and I do it again. Cause I am right, so I got to win. Break bread with the enemy. Bunu yanlış hatırlamıyorsam HCC ya da HGC artık hangisini kullanıyorsanız 2018'in yaz mevsiminde çıkardı diye ben hatırlıyorum bu kask modelini. Çünkü bundan önce Venom veya Star Wars karakterlerini de kaskını üretmişti. Onlar çok tuttu. Aynı zamanda bu işte Deadpool'la beraber bir de Mike, işte bu sevimli canavarlardan olan Mike diye bir karakter var. Tek gözlü. Onu da çıkardılar. İkisini aynı zamanda dizayn ettiler, piyasaya sürdüler. Ben bu kask almayı tercih ettim. Bu kask yurt dışından getirdim çünkü Türkiye'deki fiyatı biraz geçiriyorlar beyler. O yüzden yurt dışından getirdim. Vergisini ödedim. Onu da size birazdan söyleyeceğim. Nasıl getirttim, nasıl aldım ve gümrükte nasıl bir işlemler tutuldu, onlardan da bahsedeceğim. Şimdi kaskımızın modeli bu. Alpha 11'in ne özellikleri var? Fiberglass ve karbon fiber koruyucusu var dış katman olarak. İçerisinde yine çok ortopedik iç pedler var. Bu aynı zamanda ben anladığım kadarıyla burada acil durum. Yani bir kaza anında acil bir şekilde bu pedleri çıkarabileceğimiz bir sistem de yapmışlar. Niye? Hani kaza yapıyoruz. Kask kafamızda kalıyor. Yani her zaman diyoruz ya, biz kaza yaptıktan sonra kaskımızı kafamızdan çıkarmayın. Boynumuzda veya başımızda veya omurilikte zedelenme olabiliyor diye. Onunla alakalı adamlar da sistem oturtmuşlar. Emergency, yani acil durumlarda buradan çekmeli sistem yapmışlar. Ama bunu kim bilir? Kimse bilmez. O yüzden çok da kullanışlı olabilir mi bilmiyorum. Buralarda yine reflektörler var. Şey dizaynı çok hoşuma gitti. Bak şuralarda reflektörler var. Şey, ince bir dizayn. Yani bu büyük ihtimal karanlıkta parlama yapacak. Hoş bir görüntüsü var. Onun dışında hava kanalları şurada. Yakınlaştırabilir misin? Hava kanallarımız var. Oynar başlıklı demek istiyorum. Böyle şey gibi.
top koymuşlar buraya. İstediğiniz kadar açıp istediğiniz kadar kapatabiliyorsunuz. Güzel bir ayrıntı. Aynı zamanda alnına da bir şey koymuşlar. Hava kanalı koymuşlar. Ben bunu ilk defa bu kaskla gördüm. Daha önce kasklarımda yoktu. Buralarda hava mazgalları var. Burada yine hava girişi için bir ayrıca yer koymuşlar. Şey çok enteresan, vizör açma sistemi. Buradan kaldırıyorsunuz abi, açıyorsunuz bu şekilde. Veya kapatıyorsunuz ve kilitleniyor. Şöyle kilitleniyor. Hani bu basınçsal olarak herhalde daha düzgün bir sistem olabilir. Çünkü benim bir önceki kaskımda Shark S700S vardı. Vizörden inanılmaz rüzgar alıyordu. Yani 2 yıllık kask zaten. Bu vizörün yanlarındaki fitiller iyice deforme olmuştu. Deforme olduğu için kafamı ne zaman sağa sola çevirsem bildiğim böyle hangi tarafa çevirirsem ters taraftan rüzgar şokuyordum yani, öyle bir şeydi. Onun dışında yine bakın burada spoiler var, çok estetik duruyor. Ve hani rüzgar çıkışını kontrol etmesi için herhalde yapmışlar. Çünkü genelde bu tip kask, üst düzey kasklarda bu tip ayrıntılara önem veriyorlar. Kaskımız bu arada 1300 gram, yani 1.3 kilogram. Şurada sertifikası var. Ben large beden aldım. Bu ARFA 11'lerde şöyle bir özellik varmış. Onu araştırdım. Ben normalde IS 17 modelini alacaktım, Deadpool olanı. O daha uygundu fiyatı. Onda medium alacaktım. Çünkü kafa ölçüm medium'a göreydi. Fakat ARFA 11'lerde iç kalıbı biraz daha dar olduğu için, hani bunu birçok şeyde, yabancı forumlarda falan bahsetmişler. İç kalıbı dar olduğu için bir üst model alın diye tavsiye ediyorlardı. Ben de ona göre sipariş ettim. Large beden geldi ve kafama, yani kafam normalde 58 santim benim ve kafama tam oturdu. Hani giriş çıkışlarda biraz sıkıntı yaratıyor ama taktığım, oturttuğum zaman kafama tam oluyor kask. O yönden çok büyük avantajı var kanımca. Dediğim gibi yeni bir dizayn. Ben Türkiye'de de görmedim, yurt dışında da çok fazla görmedim şey, bu motovloggerla ulaşan arkadaşlar da bu kasktan. Ama Türkiye'de bitmiş. Ben Türkiye'de alacaktım normalde. Türkiye'deki IS 17 modeli bitmiş. Kim aldı bilmiyorum. Ya internette o kadar araştırdım, yok yani. Kim aldı lan, kim kullanıyor, nerede saklıyorlar bilmiyorum açıkçası. Ben de o yüzden yurt dışından getirdim. Şimdi fiyatından bahsetmek istiyorum. Bunu bir İspanya sitesinden aldım. Şimdi reklam yapmayayım, marka vermeyeyim. Ya da altına koyarım. Hakkında kısmına koyarım. Bu İspanya sitesinden aldım. Toplamda bu kaskın maliyeti, yani bu kaska verdiğim para 2700 küsür liraydı. Ayrıca PTT ile getirttiğim için de PTT de benden bir 200 küsür lira çöktü bana. PTT. Toplamda 3500 lira gibi bir fiyat ödedim. Bunu o web sitesinden almak için. Türkiye'deki fiyatı şu anda bir internete baktığım web sitelerinde 6500-7000 TL arasında fiyat koymuşlar. Yani 3000 lira nere, 7000 lira nere? Ha şöyle bir durum da var tabii. Ben bu kaskı aldım, gümrüğe takılacağını zaten biliyordum. Ama şöyle bir tecrübesizliğim vardı. Daha önce böyle bir mal almamıştım. Hani tamam AliExpress'ten falan malzeme getiriyoruz ama gümrüğe bir malzemem takılmamıştı. Bu yönden çok tecrübesizdim. İnternette de biraz araştırdım. Yani adam akıllı bir şey bulamadım. Ben de o yüzden risk aldım ve yani ne olabilir ki? Gümrükten bana ne kitleyebilirler ki? Yani 7000 lira sonuçta. Hani kitlesinler 1000 lira. Dedim. Yani normalde %18 KDV işte gösteriyordu internette. Hani 600 liraya ben tavdım ama 1000 lira da olsa mecbur verecektim. Çünkü istediğim bir kasktı. Hani 7000 liradan ziyade 4000 lira da makul bir fiyat. Onun dışında gümrükten nasıl aldım? Şimdi bu malzemeyi ben aldıktan sonra 3 gün sonra kargoya verdiler İspanya'dan ve Hollanda üzerinden geldi bu bana. Toplamda 15 gün, 16 gün sürdü bu kaskın bana gelişi ve PTT'de bana mesaj geldi. Şu kargo numaralı kargonuz bize ulaşmıştır. Ankara'dayız biz, Ankara PİM'e ulaşmıştır. Buradan gelin bizzat teslim alın diye bana bir mesaj geldi. Ben tabii heyecanla gittim oraya. Dedim benim böyle malzemem var, gümrüğe takılmış, bunu almak istiyorum diyor diye. Onlar şey dediler bana, ya dediler hani gelmenize gerek yoktu. Oynamak şu an çekiyor. Gelmenize gerek yoktu, bu mesaj otomatik geliyor. Hani biz sizin adresinizi zaten gönderecektik dediler. Yani o yüzden size yarın bir gün bu şekilde yurt dışına alışveriş yaparsanız PTT'nin size gönderdiği mesajları kale almayın. Yani arayın yani daha doğrusu. Mesela PİM mi diyor veya Ankara'da veya sizin bulunduğunuz şehirde farklı bir şubenin adını veriyorsa arayın, bilgi alın, ona göre gidin. Yoksa kapınıza kadar getiriyorlar ve sistem şöyle
kapına kadar getirdiği zaman kapına gelen PTT memuruna sen gümrük parasını veriyorsun. Hani illa işte o şöyle böyle uğraşmana gerek yok. Benim gözüm çok korkuyordu. O yüzden hani ben mal almıyordum yurt dışından. İşte gümrüğe hangi gümrükte kalacak? İşte biz Ankara'dayız. İstanbul'daki gümrükte mi? Sınır gümrüğünde mi kalacak? Yoksa hani Ankara'da gelecek, nereye gelecek? Bize ulaşabilecekler mi diye aklıma çok fazla çekince vardı. Fakat hiç korktuğumuz kadar büyük bir şey olmadığını öğrenmiş oldum bu kaskalara. Yani sistem oturtmuşlar. Sizin yapmanıza gereken hiçbir şey yok. Zaten adamlar ayağınıza kadar getiriyorlar. Sizden sadece gümrük parası alıyorlar. Ben hani oradaki ablaya da sordum. Abla dedim hani bunu illa gümrüğe sokmamız lazım mı? Ya dedi işte o kadar 3 bin liralık malzeme getirmişsin dedi. Hani gümrüğe sokmazsak olmaz dedi. Dedim abla Allah razı olsun. Dedim siz de vurun. O şekilde gümrük parasını da verdikten sonra mal benim oldu. Daha deneme şansım olmadı. Büyük ihtimal yakın zamanda deneyeceğim. Denedikten sonra da bunu videonun sonuna eklerim. Görüşlerimi. İşte bir motosiklette kış ayındayız ama motosiklette birkaç tur atarım. Alttan ya seslendiririm ya da işte aksiyon kamerasıyla artık kayıt alırız. O şekilde bilgilendiririm sizi. Güzel bir kask. Yani dediğim gibi bir yıldır kovalıyordum bu kaskı. Hayalimdeki kasktı. En sonunda aldım. Umarım siz de en kısa zamanda hayalinizdeki motosiklete ve hayalinizdeki kaska ulaşırsınız. Görüşmek üzere. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. Buy it, pump, pay you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, the box, stay still. Go hard, then busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wanna hit you. Did it. Damn right, and I do it again. Cause I am right, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cops I break bread with, I break you silly me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. That's on the light, damn, getting down. Damn. Like a nigga said, freeze. I won't be the one ending up for the deep, bitch, please. If the only thing you cats did was came out to play, stay out my way, motherfucker. You gonna fry, then we gonna blow. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna fry, then we gonna blow. Then we let it pop, don't let it go. I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know the chill. Go back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. I put in work all for the kids. These cats love forgot what work is. They don't know who they be. Look at, they don't know who they see. First we gonna rock, then we gonna roll. Then we let it rock, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Where my niggas at? I know I got them down in the deep. Give them love and they get a sack. Took too much for too long. Don't give up, you're too strong. Love to the wild, wild hoodies. Shout out to the niggas that got it. And it ain't even about to go. It's about getting down with you. We gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go.